Evet arkadaşlar. Bütün uğraşımız bu tavuklar için. Burada mavi yumurtacılar, kırmaları, geneli öyle. Normal yumurta yapan herhalde birkaç tane var. Evet kuzen. Evet. Bu kümesi bize bir tanıt bakalım. Eski güvercin kümesini. Neler baktın bunda? Kaç senedir, kaç sene oldu? Bayağı oldu aslında. Bayağı oldu. Hatırlıyorum da. Yani ben ilk birinci sınıfa başladığımda adamın biri bana yolda geçerken 7,5 liraya kuş satmıştı. Tabii ki de bu kuş şeydi yani. Öyle cins bir kuş değil. Yaboz bir kuştu yani. Normal sokakta olan kuşlardandı. Kandırmıştı beni. Ben ona evde bakmaya başlamıştım. Sonra bende bir hastalık oldu. Güvercin hastalığı. Sonra devam ettim. Küçük kümes, büyük kümes derken en son buna geçmiştim. Evet. Bir de meslek sebebiyle çok da bak ilgilenemedim. Çok güvercinim vardı. Şu an 7 tane güvercinim kaldı. 7 tane baktığım için yani bu boş kümes yani çok büyük olduğu için tavukların kümesi de eskimişti. Dedim ki güvercinlere yeni bir kümes yapayım dedim. Tavukları dedim bunu alayım. Tavuklar hem dedim rahat etsinler. Yeni şey kümes, geniş kümes. Daha rahat olurlar Bir de dedim. işte evin önünü temizliyoruz. Eski kümesi Aynen. getirmeye uğraşmadık. Aynen. İyi Direkt oldu. buna geçirdik. Güvercinlerimizi de oraya aldık. 7 tane kaldılar şu Bakalım bir an. içine. Neleri var? Neler yaptın içinde? Burası iki bölme. Şimdi burası normalde tekti. Bu bölme yoktu. Ben şey bakıyordum. Dolapçı bakıyordum. Düz kuş dolapçılar. Çok yüksek uçarlar. Akrobasi hareketler yaparlar. Bunun sebebi de burası orman arazisi olduğu için çok atmaca var. Ve orman dibimizde daha önce Mardin baktığım için Mardinlerim hep yani atmaca aldı. Yani bir tane bırakmadı bende. Evet. Dolapçıyı alamadığı için dolapçı besliyordum. Sonra karar değiştirdim. Bir de dedim yanına dönek alayım. Dönek de ona benzer bir akraba kuş. O yüzden bu ikisini böldüm. Burada dönek anaçlarım vardı. Burada uçucu kuşlarım vardı. Sadece dolapçılarım vardı. Yani arkadaşlar burası böyle değildi. Tavukları buraya geçirince Evet, burada hız yani bir tünekler anda vardı. geçirme kararı aldı, Evet, geçirdi. tünekler vardı, yumurtalıklarım vardı. Bunu yapmış acele. Burada da vardı. Bunun devamı da vardı da ben bu az kuş kalınca böyle eksiltmek zorunda kaldım. Yani çok olmasına gerek yok. Daha çok bize burada tünek lazımdı. Tünekler yaptık. Evet. Şimdi tavukların bollu oldu buralar. Bunları Yani sökmeyeceğim. çok amaçlı oldu. Evet, buralara zaten babam saman koymuş. Tavuk girsin yumurtlansın diye böyle kaldı. Cam var. Dönekleri buradan salıyordum. Hepsi topluyken Bu camı bir açalım ya. yani dolapçılar varken aslında sadece dolapçılar varken uçurduğum için buradan salıyordum direkt çıkıyordu hayvanlar. Böldüğümde de daha güzel oldu. Çünkü dönekler buradan çıkıyordu. Dolapçılar büyük kapıdan çıkıyordu. Yani daha iyi oldu. Evet. Böyle bir şey yaptım. Bütün kapılarda kilit var. Hasta ya. Kuş hastası. Yani şurada bir dikkat ölüm tehlikesi. Evet arkadaşlar eski güvercin kümesimiz bu. Yani biraz sonra zaten çoğunuz gördünüz yeni yapılanı. Görmeyenler için tekrardan göstereceğiz. Oraya Evet. geçeceğiz. Buradaki işimiz bitince. Evet arkadaşlar. Burada plakalar böyle 5 santimlik. Bu bir ikinci elden denk gelmişti bize. Fabrikadan sökmüşler. Tabanıymış herhalde bu. Bunu biz her yerde kullanıyoruz. Bizim koyun arında var. Yeni yaptığımız garajın etrafını çevireceğiz tekrar. Orada olacak. Onu da bir türlü bitiremedik. Vakit yok, zaman yok. Yarın benim sınavım var mesela. Bolu'ya gideceğim. Öyle yani. Kümes bu. Bir yemek Hatta bununla ısmarlarsın abi. ilgili bir anımız var bizim. Yemeği ısmarlayacağım yarın Bolu Dağı'nda. Söz ver. Söz. Kayıt altına geçsin. Tamamdır. Bunda bir anımız var. Biz bunu yaparken işte mail çok az bunda. Biz bunun üstüne kiremit koyduk. Kiremitte bir yağmur yağdı. İçerisi sel. Kuşlar perişan. O kızla koşturmayla gittik sac aldık. O zaman aslında sac da alabilirdik ama elimizde kiremit vardı. Evin çatısını yeni değiştirmiştik. İyi sağlamdı kiremitler. Öyle bir anı yaşadık yani. Bunu eski kümesten getirdik. Bunu da onun içine Bir de o koyacağız. kapıdan geçmesi için böyle yapmam lazım. Dinle. İçini sökecek misin kuzen bunun? Dur. Bölmeyi. O tarafı sökmeyeceğim. Kolluklar kalacak ama yukarıdaki tünekleri belki Yok, alabilirim. onu demiyorum. Bölmeyi aradaki. Ha, bölmeyi sökmeyeceğim. Ya olur ya daha sonra belki civciv falan bakarım. Bir şey Yani. bakarım. Kapalı dursun. Gerekirse şuradan bir kapı açarız. Hemen el motoruyla Evet. cicit. Oradan girer çıkarlar.
Evet. O yüzden bölme kalsın diye düşündüm. Evet arkadaşlar, eski kümes böyle. Birazdan yeni kümese geçeceğiz. Evet arkadaşlar, burası yeni kümes. Şöyle kümesin içine bakalım. Yeni köpük sıkmış, kurumuş herhalde onlar da. Köpükleri burada çok rüzgar olduğu için sıkmış. Bakın yine iki kapı. Bir küçük bir büyük. Ya aslında buradan içerisi çok gözükmüyor. Aynen, şimdi bekleyin. Şimdi kaçırmadan. Çünkü çok... bunlar damızlık sadece. Aynen. Bunlar damızlık. Salıyorum arada bir de. Yani şu an daha bu kümese alışmadıkları için. Çok öyle tünek yapmadım. Bir merdiven şöyle yaptım. Şöyle üstünde var. Bir merdiven, bu merdiven biraz daha süs gibi. Süs gibi değil. Bak şimdi merdiveni açıklayacağım ben şimdi. Şimdi ben gün boyunca her canım sıkılığında veya da kafam attığında buraya gelip bunları buradan izlemek için buraya cam yaptım. He. Yani bu sandalye hep buradadır. Ben buraya gelirim, otururum. Bunları izlerim böyle. Sürekli takip ederim. Anladım. Yani bu da benim bir hastalığım gibi bir şey oldu. Evet. Şimdi şunları keselim. Tekrar. Köpükleri sıkmışsın. Aynen. Bugün köpükleri... mü sıktın bunları? Aynen, bugün sıktım ama kesmek nasip olmamıştı. Bunları böyle kesiyoruz çünkü eğer çekersem aradan gelir. He. Havalar çok soğudu artık. Kış moduna geçtik. Kış moduna geçtik. Aynen öyle. Artık kış modunda. Burası da yaptığımız işte kuruluk hemen dibine koymuş. Eve de yakın olsun diye. Biraz kuşları öne aldı, tavukları arkaya attı gibi oldu. Aynen, önceden kuşlar çok arkada kalıyordu. Tavuklar önde kalıyordu. Baktım tavuklar yumurtlamıyor, dedim tamam. Sizin artık burada işiniz yok. En azından kuşlarım yumurtluyor, Allah'a çok şükür. Yakında yaparlar yumurta. Yumurtaya oturuyordu da ben biraz rahatsız ediyorum hemen yapmasın diye. Normalde kimse böyle bir kümes yapmaz. Yani, ya bu işler zevk işi. Yani normal güvercin bakan bir insan şey diyebilir. Ulan o nasıl kümes olmuş falan diyebilir. Ama ben böyle yapmak istedim. Az kuşum var. Öyle abartı bir kuşum olmadığı için. Yani az bir tünek, bir cam yaptım. İki tane yumurtalık koydum. Yani, bu da tercih meselesiydi. Yani evet. Birisi herhangi bir şey diyebilir aslında. Der yani. Bu işi bilenler diyebilir. Bu işi bilen diyebilir yani. Ama şu cam detayı çok güzel oldu. Bir de onu güzel kesersen çok güzel olur. Bunu pek kesmek istemiyorum aslında. Bozulmasını istemiyorum. Bu böyle kalsın bence. Hiç ellemeyeyim bunu. Şu kabayı al bari, köşedeki kabaları al ya. Bunları mı? Altta kaba var ya. Heh. Onu al. Altını al böyle, aşağı sarklı ya. Şurası mı? Evet. Ne mi kıracağım Serdar Bey? Alırız. Hastalık işte. Biz hasta evet. Olmuşuz. Bu da güvercin kümesi. Bu da güvercin hastası bir kuzen. Gördüğünüz gibi işte bir serüven. Herhalde bu gidişte bu ölene kadar kuş bakacak gibi duruyor. Allah uzun ömür versin kardeşim. Yani bunlar benim çocuklarım gibi. Gezideyken annemi arıyorum. Anne diyorum, güvercinler ne yapıyor? Ve hiçbir şey sormuyorum. İlk güvercinler. Evet. İşte güvercinler yumurtladı mı? Hasta var mı? Bakıyor musunuz? Her şeyden önce bunlar yani. Evet, arada beni de arıyor kendisi. Git güvercinlere bir bak diye. Gidiyoruz, bakıyoruz. Bundan sonra biz... basit yani, gelirsin. Yani. Arkada değil en azından, gelirsin bakarsın buradan rahat rahat. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah diğer videolarda görüşmek üzere.